Çünkü Zekeriya'nın gitmesi lazım. Evet. Şimdi bak nereye geleceğim. Zekeriya eğer gitmez de yönetmelikler değişir. Nihat Özdemir Zekeriya'ya sahip çıkarsa bu hakem aleminden çok kişinin gitmesi lazım. Oğuzların, Ünsal'ların, daha başkalarının, o zaman temizlenir burası arkadaşlar. Bakın Oğuz Sarvan'la Ünsal Çimen'i maç sattılar filan diye suçlamam. Hiç duymadım. Bak onu öyle bir yapıda da değil. Ama bunlar eyyamcı. Evet. Bunların sağa sola oynuyor. Hakem kendi oynuyordu. Yöneticiyken de bunların sağa sola oynuyor. Bunlar Ramza Kara şerbet verirler. Tamam abi verelim. Tamam abi verelim. Ben öyle adamı istemiyorum. Öyle adam zarar verir. Hocam bak maç satıyorlar demiyor. Müsaade edin lütfen. Fatih Terim'in önemli bir açıklaması var hocam. İki haftadır arkadaşlar öyle şeyler yaşıyoruz ki virüsü bedenlerde değil zihinlerde arayacak bir buluş yapılmasını bekliyorum. Önemli bakın. Virüsü bedende değil zihinde arayacak bir buluş yapılmasını bekliyorum. 6 saniye kuralı en son ne zaman çalındı diye soruyor. Ya yani bir dakika abicim, diyor, bir dakika abicim. Size söyledim ya. Türkiye'de diyor. Virüs hakemlerde. Hakemler Türkiye'de virüs. Ya bir şey. Yıllardır virüs ama yeni değil. Emre. Ya bunlara var da geldi daha fazla virüs oldular. Bak şimdi kural burada. Emre haklısın kural var da Emre bir dakika. Uygulanmıyor diye niye uyguluyorsun diye adamlara sorulmaz ya. O zaman ya. Kararlarda standart olacak. İşte ama niye uyguluyorsun diye adama nasıl sorarsın ya? Niye diğeri uygulamıyor diye soruyor bence. Doğru niye uygulamıyorsun diye adama doğru, niye sorarsın? Doğru senin dedi ama doğru uyguladı. Doğru yaptı adam buna hakem denkledi. Doğru uyguladı. Doğru uyguladı. İşte her yerde doğru uyguladı. Şimdi diyor ki ama Fatih Hoca niye uyguladın diyor. Yani, hayır niye uyguladın demiyor. Ne zaman uygulandı bizimkinde uyguluyor diyor. Aynı şeyi ilk yarıda Fenerbahçe'de oldu hatırla. Niye bizim maçta o çizgiye basıldığında bakılıyor da 10 santime da diğer takımlara bakılmıyor dedi. Orada da standart olacak yani. Kararlarda. Ya, itiraz ya kararlarda şöyle, standart şöyle şey olacak. O yine hakemlere geliyor konu. E işte o zaten. Kardeşim 6 saniye fazla var. Elinde topu tutarsan. Tabii ona bir şey demiyorum. Var. Şimdiye kadar ona kimse şey uygulamadı. Demiyoruz. O zaman benim başımda da hocam söyledi zaten peki, karar tabii. Doğru dedi. Ya bir şey. Hocam şey karar doğru sezon dedi. Başından beri birinci maçta bu uygulamayı yaparsan herkes hizaya gelir ya. Sadece kulübün organlarından şunu da okuyalım. Sadece kulübün organlarından kınamanın çok ötesine geçmek gerekiyor. Belli ki en fazla bağıran haklı duruma geçiyor. Oğuz Sarvan'la Ünsal Çimen bunları mı anlattı? Dünyada çalınmıyor. Türkiye'de 15-20 sene olmuştur bu dedik için. Bu arada saymışlar 12 saniyeden fazla tutmuş elinde. 12 saniye. Bak saymak lazım. 5-6 saniyeden fazladır. Bütün şimdi, kaleciler 5-6 saniyeden fazla tutuyor. Kural, tek tek sayarız. Kural belli. Kural hocam, evet. İşte Erman hocam çok güzel anlattı. Atayım mı sana bir ve doğru dedi. Okuyalım istiyorsan tekrardan yani. Ya, kuralla ilgili kimsenin şüphesi var mı? Yok. Uygulanma konusunda ya, şüphesi var. Ender, onu niye verdi? Şimdi en son pozisyon 3-3'e gelmiş. Bir röveşata golü atmış değil mi Koya'da? Evet. Oraya çektiler. Evet, foul, Jimmy Durmaz'a yapılan. Hı hı. Şimdi onun etkisinde kaldı. Alper Ulusoy'un ben sana çıkar böyle 20-30 tane maçında 6 saniyenin üzerinde kalecinin topu tuttuğunu, çalmadığını, çip vuruş, endirek vuruş vermediğini gösteririm. Sen, yani şimdi... Zaten bak, vicdanlar bak, orada rahatsız bak, oluyor biz hocam. Senelerce, yoksa kuralda bak, bir şey yok. Bak, Ender, kuralın uygulanmasında. Ender, bak futbolun içinde ben... Senelerdir oynadım işte. Üst seviyede. Aynı şekilde antrenörlük yaptım. Ben hiç böyle bir çift vuruş ne kendi takım lehine kullandım ne de rakip kullandı ya. Ya biz sahanın içinden gelen insanız. Ben hiç böyle bir şey yaşamadım. Yani burada evet 6 saniye geçti. Böyle var ya ben sana her hafta bütün liglerde en aşağı 20 tane böyle görüntü çıkartırım Ender. Ama ne? Hocam. Geriye çek. Evet. Şimdi röveşata golünü vermedi. 3-3 maç. Aman dedi bir şey olsun bir şansını vereyim. Yani her şey bak kurallar... Kaleci de çekiyor olacak ya. Sarı kartı gördün. Evet. Ya onu biraz akıllı tabii, kullan. Hocam. Yattın kalktın. At öbür tarafa. Bitti maç. Katılıyorum orada sana. Ben bak şimdi ona katılıyorum. Sen bu sıralar iş gördüğünü gördün mü? Hayır görmedim. Niye? Akıllı kullan. Tabii. Hocam ama bunu eğer gol olmasaydı inan bana mesela o olaylar olmasaydı bunu da vermezdi maçı öyle bitirirdi. Şimdi burada ne biliyor musun esas soru? Her hakemlerin en büyük yaptığı sen de hep böyle tenkit ediyorsun hakemleri bu yönden. Kurala göre motobot karar vermeye çalışıyor. Bu işin ruhu var hocam. Ruhu içinden gelmediklerinden hocam, hata hocam. Yapıyorlar. Doğru. Hocam buyurun bitirin şu yazıyı da soracağım. Çok kısa bir şey. Hüseyin Göçek yaptığı hatada ne biliyor musun? Kurala uydu. Dedi ki kural offside. Evet. Beni
Bak program içinde de cuma günü yaptık ya, program dışında da program yapan başka kanalda insanlar aradı. Ya Reha hocam, ya sen o programda seyrettik. Bak bunlar program yapan isimli insanlar. Ya sen ona nasıl şey yaptın? Ne o offside, o nasıl temiz gol dedin ona? Ya kardeşim dedim, adam aktif alanda mı? Mert dedim, ayakta Mert buraya gider. Bir dedim bakın gole, ilk ıskalanıyor. İkinci golde Fatih atıyor. Yani Mert adım almıyor, duruyor. Bak duruyor hocam. Buraya gider, kontrpik alır hiç. Direkt gol oluyor. Dedim ki her şey kitaptan olmaz. Ruhu vardır. Bu Nizami gol. Attı Ankara Gücü'nün ikinci golü, Nizami gol. Şimdi ne yaptı Hüseyin Göcek? Kitaba göre dedi ki aman dedi ben bara atayım hocam. Hüseyin Göcek. Kitapta bu yazıyor. Ya böyle yönetimler. O seni telefonda arayanlar kimler biliyor musun, arattırıyor. Hocam, onlar bir ekip. Bu hakem alemin içinde bir ekip. Bunlar hemen konuşuyorlar. Gazete, masada, televizyon, aman ha. Bu pozisyona böyle değil. Tabii bak çok güzel. Peki, kendilerinin fikri değil. Şunu da okuyalım. Ne Rize maçında ne başka maçta sakatım için ağzımı açmadım açtı diyor Fatih Terim. Bayrağı kaldı. Niye kaldırdın diye geçen hafta yine hakemi suçladılar, tamam. Abi. Doğru karar verdiği diye. Bizim sıkıntımız onlardan değil. İki haftada gereğini yaptılar. Geçen sene düdük astırılan arkadaşlar bugün VAR'da. Hani nerede Rize'deki? Kimi söylüyor burada? Geçen haftaki maçın hakemini söylüyor işte. Niye kaldırmadın da Mustel'e gitti sakatlandı diye hakemi suçladılar. İçeri ya. İçeri gittin diyorsun, ne yapayım? Kalıp ceza mı yiyeyim? Ya iki tane doğru kararı eleştiriyorlar abicim. Bak geçen hafta VAR artık biliyorsun offside kararlarında hakemler kaldırmıyor, sonuna kadar gidiyorlar. Niye kaldırmadın? Mustera senin yüzünden sakatlandı diye. Ona kimse hakem bir şey demiyor ya. Söylediler ya, Fatih Hoca basın toplantısında söyledi. Yanlış. Çok bu hafta da yine aynı şekilde. Çok netse dedi hocam. Yine aynı şekilde 12 saniye tuttu diye adam çift vuruş vermiş. Yine doğru bir hakem kararı üzerinden yine manipülasyon hocam, var. Hocam bugün Kasımpaşa maçını seyrettin mi? Seyrettim. Bütün yardımcı hakem bütün pozisyonlarda kaldırdı hocam. Kaldırdı offside'i. Beklemedi bile. İnanıyorsan kaldır. Ya inandı, net kaldırdı. Çok net değilse. Ama pozisyon çok net. Sonuna kadar yalnız, ben bakacağım diyor. Yalnız Mustara'nın sakatlandığı pozisyonda yardımcı hakemin yeri çok kötü. Kendisi offside'di. Kaçırıyor. Niye? Kendisi bir metre öndeydi. Offside'di. Doğru. Artık şey var ya var. Var. Lan elini alıyorlar bayrağı. Langır. O bayrağı adamın var ya, kafasına vururlar o bayrağı. Çekse, adam gibi yapın ya gider abi. Tamamen VAR'a bırakın. Çekse Mustara yatmayacak topa. Hocam bırakacak. Bak sen diyorsun yani öyle. Tribünde seyirci var bugün. Hani diyorsun ya farz edelim bazen ceza sahası şu ceza sahası için ne olur falan diye. Tribünde seyirci var. Kayadö de o golü atmadı. Yine 10-11 oynanıyor maç. 50 bin kişi var. O son saniye 12 saniye yok tuttu diye verir mi onu hakem? Vermez. Yani verir abi. Hakemine bağlı verir. Şimdi, bak anlattım şimdi sana burada, ya. Şimdi burada bir şey daha söyleyeceğim ama. Levent abi vermez. Ya verir. Hocam bak tartıştığınız konunun dışında afaki o seyirci olursa. Ben başka bir şey söyleyeceğim size. Galatasaray'ın santrforu sakatlandı. Zaten Galatasaray 10 kişi oynuyor. Sedye istediler. Sonra elinden tuttular, kaldırdılar. Çocuk yavaş yavaş geldi kenara. Bayağı da süre. Ya sokun bir iki kişiyi ya hemen. 9 kişi oynatma takımı Fatih Hoca. Hemen bir kişi girmesi gerekiyor. Bir şey yap orada. 9 kişi oynatma. 9 kişi oynadığında gol yedi. Gol 3-2 oldu. İkinci gol geldi. Şimdi hocam yani herkes bakacak bir tarafta. Sağdan, soldan, üstten, yandan. Büyük hata. Aynı, çok büyük hata. %100 katılıyorum. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Bak şimdi hocam orada bunu söyledin. Maçın hakemi Alper Ulusoy. Pozisyona yakın mı faul pozisyonuna? Emre yayına giriyorduk. Emre'ye dedim ki itme var dedim Emre. Onu görmemiş o galiba. Selçuk'u zannetti. Selçuk'u değil dedim Ender'e. Faul. Bir şey söylüyorum hocam. Orada avantajı verdin değil mi hocam? Seni VAR uyardı geldi. Neyin avantajı abi? Hayır bir dakika. Fauldü hocam. Peki bir şey sana söylüyorum hocam. Bir şey orada söylüyorum. Avantaj falan yok. Adam faul yapıyor. Erman Hoca. Kolundan tutuyor. İtiyor topu alıp götürüyor. Erman Hoca Akhisar maçını sen de anlattın. Cüneyt Çakır bariz gol şansından atmadı Dani'yi hatırlarsan. Hoca dedi ki kırmızı kart dedi ya. Geldi baktı VAR'a. Finali hayır diyorsun. Dedi, hayır dedi sarıda bırakıyorum dedi. Sen hakem olarak geldiysen Emre. İnanmıyorsan faul değil de abi. Vermedin çünkü. Niye gelip tekrar veriyorsun? Ya yanlışın üzerine gitmenin adı hayır yok bir şey söyle. Eğer yanlış düşündüğünü düşünüyorsa VAR bunun için hayır, var zaten. Hayır tamam da VAR ama. Yanlış karar verdiğini düşünüyorsan tekrar olur mu sen hakem olarak sana. Gördün orada onu. Bak şimdi Fatih Hoca'nın açıklaması içerisinde çok kritik bir şey var.
Diyor ki geçen sene diyor iki tane namuslu hakeme düdük astırdılar diyor Rize maçında. Biliyorsun başkanı çıkıp da silahım olsa hakemi vururdum dediği maç. O maçı kimsenin namusuna şerefine bizim söyleyecek lafımız yok kardeşim. Herkesin namusudur, şereftir herkes. O başka tabii bir şey. Ki. Ama Allah rızası için geçen seneki Rize Galatasaray maçını bir kez daha seyredin ya. Hakikaten hakem hatalarının en fazla olduğu maçlardan bir tanesidir. Ve belki de Galatasaray'ın şampiyon olduğu maç o maçtır, biliyor musun? Neresi? Şerefi, namusu. Tamam, kimseye bir şey demiyoruz da. Ya kötü hakem bu. Şimdi diyor ki iki tane hakeme şerefli namuslu düdük astırıldı. Zaten astırılması lazım değil miydi o hakemlere düdük Allah aşkına?